Yani 12 volt elde edebilmek için 15 bin, saniyede 15 bin kere bu anahtarı aç kapa yaptırmamız lazım buradaki MOSFET'i. Biz buradaki frekansı 16 kHz'e çıkarırsak çıkışımız 13-14 volt. Buradaki frekansı 14 kHz'e düşürdüğümüzde ise girişteki gerilimimiz 11 volt, 10 volt seviyesine düştüğünü farz edin. Şimdi buradaki anahtarlama frekansına bağlı olarak demek ki biz çıkış voltajımızı kontrol edebiliyoruz. Buraya çıkışımızı bir diyot koyarak, tabi burada hızlı diyotlar kullanmamız lazım. Bir diyot koyarak doğrultuğumuzu düşünün arkadaşlar. Doğrulttuktan sonra biz burada normal ölçü aletlerimizde 12 voltluk gerilimimizi görebiliriz. Fakat doğrultmadan önce burada normal ölçü aletleriyle, yani şu bizim kullandığımız tip ölçü aletleriyle buradaki gerilimi okuyamazsınız. Bu ölçü aletlerinin hızı buradaki yüksek frekanslı gerilimi okumaya yetmez. Buradaki gerilimi görebilmeniz için bir osiloskopunuz olması lazım. Bunu osiloskopta görmeniz lazım. Tamir yaparken biz osiloskopları kullanıyoruz. Buradaki frekansı, voltajı görebilmek için. Dediğim gibi piyasadaki bu tip ölçü aletlerinin en kalitelisini de kullansanız buradaki frekansı ölçemezsiniz, göremezsiniz. Ama burada doğrultulduktan sonra bu diyot vasıtasıyla ve filtre edildikten sonra siz burada 12 volt, 20 volt gibi bir voltajı görmeniz lazım. SMPS'lerin şimdi en güzel yanı olan çıkıştaki voltajının sabit olmasının neye bağlı olduğunu gösterelim. SMPS'ler çıkıştaki voltaja göre kendisini ayarlayan elektronik devrelerdir. Yani bunun için şurada çıkıştaki voltajı bize okuyup girişe bildiren bir geri besleme ünitesi olması lazım. Biz buna feedback diyoruz. Bu girişteki gerilimi düştüğü zaman çıkıştaki gerilim düştüğü zaman girişe benim gerilimim düştü. Senin frekansını yükseltmen lazım. Ya da benim gerilimim yükseldi, senin frekansını düşürmen lazım diye geri bir bildirim sağlayan ara devre elemanlarımız var. Fakat bunları önce şuradaki gerilimi okuduktan sonra girişe bildirmemiz elektriksel bağlantıyı ortadan kaldırarak yapılması lazım ki girişteki yüksek frekanslı ve yüksek voltajlı gerilimimiz bizim çıkışımıza herhangi bir zarar vermesin. Yani girişle çıkışı birbirinden izole ederek bu işi yaptırmamız lazım. Bizim SMPS devrelerinde genelde şurada gördüğünüz optokublör dediğimiz bir izolasyon amaçlı kullanılan elektronik devre elemanımız var. Bunun iç yapısını ben yine şemaya çiziyorum. Burada bu malzemeye optokublör deniliyor. Çok özür dilerim. İzolasyon için pardon. Kullanılan bu malzeme bu tip devrelerde çok işe yarayan bir malzeme. Şimdi şurada bir de direncimiz olacak. Buradaki optokublörün çalışma şekli ise şu şekilde. Kızılötesi bir diyot ve kızılötesi bir algılama özelliği olan bir transistör bir kılıfın içerisinde dış ortamdan yalıtılmış halde duruyor. Giriş gerilimimizi biz Pardon, çıkış gerilimimizi biz buradaki diyota uygulayarak buradaki içerideki transistörün iletkenliğini ayarlıyoruz. Tabii bunu içinden kızılötesi ışıkla yapıyor. Böylelikle arada elektriksel bir bağlantı olmamış oluyor. Biz buradaki transistörümüzün ucunu girişteki 300 voltluk gerilimimizden alıp bir dirençle transistöre bağladığımızda ve şuradaki noktada buraya A noktası diyelim.
A noktasında değişken bir gerilim elde ediyoruz ki bu gerilimin değişkenliği bizim switch modumuzun çıkışındaki gerilimin değişkenliğine bağlı. Çıkışımızdaki gerilim değiştikçe bizim A noktasındaki gerilimimiz de devamlı değişiyor. Burası 13 volt olduğunda buradaki gerilim iletkenlik artacağı için atıyorum 5 volt 6 volta düşecek. Burası 14 volt olduğunda buradaki gerilim transistörün iletkenliği artacağı için 7 volt 8 volt seviyesine çıkacak. Tamam mı? Tam tersi de olabilir. Bir dakika. Baştan söylüyorum. Buradaki gerilimimiz arttıkça bizim diyotumuzun yayacağı kızılötesi ışık artacak. Transistörümüz daha fazla iletime geçecek. Burası düşecek. Buradaki A noktasındaki gerilim düşecek. Buradaki gerilimimiz düştükçe diyotun yaydığı ışık azalacağı için transistör biraz daha yalıtıma gidecek. Böylelikle A noktasındaki gerilimimiz yükselişe geçecek. Buradaki gerilimin değişkenliği ile biz bir hata amplifikatörüne buradaki gerilimi girip bir referans voltajla karşılaştırıp şöyle diyelim. Referans voltajımız. Bununla karşılaştırıp bu hata amplifikatörün çıkışıyla da frekansını belirleyebildiğimiz bir PWM devresine giriş yaparak buradaki anahtarlamanın oranını değiştirebiliriz. SMPS'lerin çalışma mantığı tamamen böyle arkadaşlar. Çıkıştaki gerilimimiz düşünce bizim geri besleme devremiz anahtarlama frekansını yükseltip çıkıştaki gerilimimizi tekrar yükseltiyor. Çıkıştaki gerilimimiz istenen seviyenin üstüne çıktığında ise yine buradaki geri besleme devresiyle frekansı düşürerek çıkış gerilimimizi aşağıya tam istediğimiz nokta olan 12 volt seviyesine getiriyor. Siz buraya yük bağladığınızda buradaki voltaj düşerse çıkışı yükseltiyor. Yükü devreden aldığınızda burası rahatlayacağı için voltaj çıktığında voltajın tekrar eski seviyesine gelmesini için anahtarlama frekansını düşürüyor. Fakat bu çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği için burada sabit bir 12 volt olmuş oluyor. Bu da elektronik devrelerin tamamen sağlıklı çalışması için gerekli olan bir yapı. Ve dediğimiz gibi burada yüksek frekanslarla çalışıldığı için ve elektronik devre elemanlarıyla bu işlemler yaptırıldığı için çok küçük alanlara çok verimli, çok sağlıklı çalışan devreler yapılmış oluyor. Gördüğünüz gibi bu devrenin yapacağı işi biraz önce dedim karpuz büyüklüğünde 10 kilo ağırlığında bir trafonun yapması gerekiyordu. Ama elektronik olarak biz aynı işi küçücük bir devreye hem de daha sağlıklı olarak yaptırmış olduk. Şimdi SMPS'lerin tamiri konusunda umarım anlatımdan anlamışsınızdır. Eğer anlamadığınız bir yer, bir konu, bir yer varsa bana bunu yorumlarda sorup öğrenebilirsiniz. Eğer ben biliyorsam bildiğim şekliyle size anlatırım. Bilmiyorsam araştırıp öğrenip yine sizinle paylaşırım. Ya da istişare eder. Böylelikle doğru yolu bulmuş oluruz. Şimdi SMPS'lerin tamiri konusunda sizi biraz bilgilendirmek istiyorum. SMPS'ler şu mantıkta çalıştığını bildikten sonra aslında tamiri kolay devreler. Fakat çoğu insan devrenin karışıklığına bakıp SMPS'lerin çok zor tamir edileceğini düşünüyor. Malzemesini bulursanız, arızalanmış malzemeyi bulursanız tamiri çok kolay. Bulursanız derken piyasada bulursanız tamiri çok kolay. Onun haricinde zor bir tarafı yok.